Evet sevgili arkadaşlar, biz başlayalım. Dün hatırlarsanız en son tek çift sayıların bazı sorularıyla devam ediyorduk. Yine biraz daha devam edelim, sonra ardışık sayılara geçeceğiz hızlıca. Şimdi ne demişiz? Bakın burada A ve B ardışık iki tam sayıdır. Ardışık iki tam sayıdır. Ardışık sayıları daha sonra yine göreceğiz ama şimdi ufaktan bahsedeceğiz. Buna göre aşağıdaki ifadelerin tek ya da çift olma durumlarını inceleyiniz. Ardışık sayı ne demek sevgili arkadaşlar? Ardışık sayı ard arda gelen sayılar. Yani eğer birisi A ise diğeri de mutlaka bunun bir fazlası olacaktır. Yani o zaman sayılarımızdan birisi A ise ya da A mesela A'ya A demişiz. O zaman B ne olacaktır? A artı 1 şeklinde bir sayı olacaktır. Yani bir fazlası. Ardışık tam sayı. Dolayısıyla buradaki ince ayrıntı şu. Eğer bu sayı tekse bir fazlası bu sayı mutlaka çift olacaktır. Değil mi? Peki bu çiftse o zaman bu tek olacaktır. Yani bir fazlası. Mesela atıyorum. A 4 ise B ne olur? Bir fazlası 5. Yani bu çiftse bu tek. Ya da A 5 ise B ne olacak? Bir fazlası 6. Yani bunlardan birisi mutlaka çift sayı olacak. O yüzden toplamlarında bakın burada baktığımız zaman tek artı çift olacaktır. Tek artı çift de ne olur? Her zaman tek sayı olur. Hocam çift artı tek olsa ne fark eder? O da bir şey fark etmez. Yine tek olacaktır. Anlaştık mı? Peki burada ne olmuş? Burada 2 çarpı burada bakınız A'ya tek desek B çift olsa pardon B çift olur. A'ya tek dediğimiz için fark etmiyor. 2A her zaman çift sayıdır. Yani çift artı çift çift olacaktır. Peki A'ya çift desek B tek olsa 2A her zaman çifttir. B de tek olacağı için gençler bu tek olur. Yani her zaman aynı sonucu alamayız. Tek de olabilir, çift de olabilir bu ifademiz. Anlaştık mı? Bu B'nin ne olduğunu bilmediğimiz için bakın. B'nin bize sadece bu sayılar ardışık iki tam sayıdır demiş. Yani A'nın tek veya çift, B'nin tek veya çift olduğunu bilmiyoruz. İhtimallerimiz var bakın. Bu ihtimallere göre ikisini de incelediğimiz zaman 2A artı B ifadesi tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne yapamıyoruz? Net bir şey söyleyemiyoruz. Ama aşağıdakine baktığımız zaman A çarpı B'ye bu tek de olsa bu çift olur. Çarpım mutlaka çift olur. Bu çift olsa bu tek olur. Çarpım mutlaka çift olur. Yani bu mutlaka çift bir sayıdır gençler. Çünkü kesinlikle bunlardan bir tanesi mutlaka çift sayı olacaktır. Evet. Ne demiştik? Tek çift sayı sorularında üstleri silebiliyoruz demiş. Ne zaman silebiliyoruz? Pardon onu söyleyelim. Ne zaman? Pozitif tam sayıysa. Bunlar pozitif tam sayı mı? Evet. Bunları silebiliyoruz. O yüzden A eksi B yani A tek B çift olsa ne olur? Tek olur. A çift B tek olsa yine tek olur. Yani bu ifade her zaman tek olarak çıkacak karşımıza. Peki burada ne yapacağız? Üst bakın bir kuvvet var değil mi? Şimdi kuvvet gördüğümüz zaman çok dikkatli olmamız lazım. Bu kuvvetlerin, yani kuvveti olan, üstü olan bir ifadenin hakkında yorum yapabilmemiz için bunların pozitif olduğundan emin olmamız lazım. Peki dikkatlice okuduğumuz zaman soruyor. A ve B ardışık iki tam sayıdır demiş. Ardışık iki pozitif sayıdır demiş mi? Hayır. Yani bunlar eksi 2'ye, eksi 3 de olabilir mesela değil mi? Eksi 5'e, eksi 6 da olabilir. Dolayısıyla bunlar negatif de olabilir. Ama hatta biri negatif. Mesela şu da olabilir. Ardışık tam sayı ya. 0'a 1 de olabilir bunlar. Değil mi? Çarpımları 0 da olabilir yani. O yüzden hatta eksi 1'e 0 da olabilir. Yani çarpımları 0 da olabileceği için sevgili arkadaşlar burada yorum yaparken dikkatli olmamız lazım. Bunun pozitif olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden tabanımız bak toplam her zaman tekti. Değil mi?
tek sayı. Tek sayının üstünde ne var? İki tane ardışık sayının çarpımı var. Yani mutlaka çift bir sayı. Peki bu çift sayı pozitif mi? Sevgili gençler, en kötü ihtimalle ne olabilir? Sıfır olabilir. Sıfır da olsa tek oluyor bakın. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Değil mi? Bir olunca tek sayı olur. Güzel. Peki iki tane negatif sayı olsa bakın bunların çarpımı yine pozitif olacağı için eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı yine pozitif olur ve çift sayı olur. Bakın bu da yine aynı şekilde çarpımları mutlaka çift sayı olur. Yani pozitif sayı olduğu zaman da yine ne oluyor? Bu tek üzeri pozitif tek sayıdır. Yani burada da sevgili arkadaşlar her zaman tek sayı bulabiliriz. Ama bakın iş nerede değişir? Eğer bu tabandaki sayılar çiftse çiftte iş değişir. Yani çift sayının sıfırıncı kuvveti birdir bakınız. Değil mi? Çift sayının işte birinci kuvveti çifttir. Çift sayının ikinci kuvveti çifttir. Ama bak sıfırıncı kuvveti tektir. Gördünüz mü? Yani tabandaki sayı çift, kesin olarak çift olsaydı ne yapamazdık arkadaşlar? Burada yaptığımız gibi kesin bir cevap veremezdik. Dolayısıyla sevgili gençler dikkat etmemiz lazım. Mesela bu sayıyı, bu soruyu şöyle sorsaydık. A çarpı B üzeri A çarpı B diye sorsaydık. İşte burada sorun çıkabilirdi arkadaşlar. Hatta burada bakınız sıfır ihtimali bile var. Değil mi? Sıfır üzeri sıfır da nedir? Daha sonra ileride sizin işinize yaramıyor ama belirsizliktir arkadaşlar. O yüzden eğer taban çiftse, bakın burada tekrar söylüyorum. Taban çiftse üstteki ifadenin mutlaka pozitif olması lazım sevgili arkadaşlar. Evet. Sorun var mı burada arkadaşlar? Devam ediyorum. Hemen buraya. Evet. X, Y, Z birer sayma sayısıdır. Sayma sayıları neydi gençler? Hatırlayalım. Sayma sayıları 1'den başlıyor. 1, 2, 3 diye devam ediyor. Pozitif tam sayılardır. Şimdi y kare artı y eşitmiş x artı z artı 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur? Y kare artı y eşittir x artı z artı 3. Kesin olarak bildiğimiz şeyleri yapalım bakalım. Burayı y parantezine alsak ne olur? Y artı 1 olur bak. Değil mi? X artı z artı 3. Yani tek bir sayı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Biraz önce yaptığımız gibi. Bunlar bakın ardışık sayılar. Bir fazlası. Bu tekse bu mutlaka çifttir. Yani bu çarpım çifttir. Hatta bu çift olsa bu tek olur. Bu çarpım yine çift olur. Burada kesin olarak bildiğimiz bu sayının çift olduğu. Y hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Y'yi bilmiyoruz arkadaşlar. Y tek de olabilir, çift de olabilir. Ama bir fazlasıyla çarptığımız için ardışık iki sayının çarpımı neymiş? Çiftmiş bir önceki soruda gördük. Güzel. O zaman x artı z artı 3 toplamımız çift bir sayı. Kesin olarak ne biliyoruz başka? Bakınız burada 3 tektir. Değil mi? X ve z'yi tek, ayrı ayrı bilemeyiz ama x artı z toplamı tek olmak durumundadır arkadaşlar. Çünkü tek olacak ki x artı z tek artı tek çift olsun. Yani kesin olarak bildiğimiz x artı z'nin tek sayı olduğu. Burada toplam tek olduğu için bakın x tek olsa z çift olur. X çift olsa z tek olur. Şimdi bakıyoruz. X artı Z tek sayı demiş. Doğru. Buradan yaptım. Peki. 2X artı Z tektir. Bilemeyiz. Niye? Bakınız X tek olsa burası çift oluyor. Değil mi? Gördüğünüz gibi şu 2X çift sayı olur. Z de çift olduğu için çift artı çift çift olacaktır. Bunun tek olmama durumu var bakın. 2x artı z çifttir. Hayır. Mesela burada x'i çift alsak z tek olacak bu sefer. Burası çift. Burası tek olduğu için çift artı tek
ne olur? Tek olur. Bu da kesin doğru değil. Peki x çarpı z, gördüğünüz gibi bunlardan birisi mutlaka ne olacaktır? Çift olacaktır. Dolayısıyla çarpımları mutlaka çift olur. Yani bu çift sayıdır, doğrudur. Peki y hakkında bir şey söyleyebiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi y tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Dolayısıyla x çarpı y'nin çarpımının tek olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Hangileri daima doğruymuş? Sevgili gençler, gördüğünüz gibi 1 ve 4 daima doğrudur. Evet sevgili arkadaşlar. Sorun var mı? Devam ediyoruz. Tek çift sayılarla ilgili birkaç soru daha çözeceğiz. Peki A ve B birer tam sayıdır. Tam sayıdır. B kare bölü 2 eşittir A artı B olduğuna göre aşağıdakiler hangileri doğrudur? Bakınız B kare bölü 2 eşittir A artı B. B kareyi yalnız bırakırsak çarptığımız zaman 2 A artı B olur mu? İçler dışlar çarpımı yaptık. Kesin olarak ne biliyoruz? 2 çarpımından dolayı buranın tamamı çift sayıdır. A ve B hakkında şu anda yorum yapamıyoruz ama kesin olarak bildiğimiz B karenin çift olduğu. B bir tam sayı olduğu için B kare çiftse B de çift sayıdır. Sadece bunu söyleyebiliriz. Değil mi? B çifttir. Çünkü sadece buradan o gelir. A çarpı B tek sayıdır. A çarpı B tek sayıdır. Yanlıştır. Çünkü B çifttir arkadaşlar. Değil mi? Bakınız B çifttir. Bu yanlış oldu. 2B eksi A tek sayıdır. 2B eksi A. Bakınız B çift zaten. 2 ile çarptık yine çift oldu. Ama A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın gençler. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buna da bir şey söyleyemeyiz. Peki bu da net değil. A artı B sayısı çift sayıdır. Aslına bakarsanız buna da bir şey söyleyemiyoruz. Ama B'yi çift bulduktan sonra bakın A hakkında aslında yorum yapabiliriz. B çift sayıysa B'ye 2x diyebilirsiniz mesela. Değil mi? 2x dediğimiz için B kare ne olur? 2x'in karesi olur. Yani en az 4x kare olacaktır. 4x kare olduğu için dikkat edin. Şimdi geliyoruz nereye? En başa geliyoruz. Bakın şuraya en başa geliyoruz. 4x kare bölü 2 eşittir a artı b. Şuradan bak ikiler bile sadelirse burada mutlaka 2 kalıyor. 2x kare eşittir a artı b oluyor. Dikkat edin biraz şey bir soru, karışık bir soru. 2x kare mutlaka nedir? Çift sayıdır. Değil mi? Güzel. A'yı bilmiyoruz ne olduğunu ama B'yi de çift bulmuştuk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi çift artı çift ancak çift yapar. Evet. O zaman A'yı bulabiliyormuşuz demek ki. O zaman ne yaptık? Bakın A'yı da çift sayı olarak bulduk. A da çift sayıymış. O zaman rahatça sevgili gençler bunu zaten silmiştik. Bakın bu çift, bu da çift. Çift eksi çift, çift yapar. Bu yanlıştır. A artı B çift, bu doğrudur bakın. A da çift, B de çift. Toplamları da çift sayı yapar. Sadece 3 doğrudur gençler. Bu da zor sayılabilecek bir soru aslında. Evet sevgili arkadaşlar. Peki. Yani tek çift sayılarla ilgili bu. Şimdi ben o ne kanalı? Telegram kanalımıza